Deniz bir servitörümüz oldu. 15 mi servitör verdi bu işin bize? Doğru. 15 çok güzel. Ay 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 ay, köleleri topladık geldik. Eliminate All Star Seed Carriers 2 Requisition. 15 servitör. Çok güzel. Ne ödülü var onu söylesen bana. 11 Requisition'ım var benim. Bir başka Storm Bolter. Bayağı açık tıslıymış. Artı 1 crit damage, artı 1 crit damage, artı 1 armor break, artı 1 damage. O Cybolt. Cybolt'u upgrade yani edilebiliyor armor break'e. Ayrıca zaten artı 1 crit. Bir daha crit. Bu aslında güzel. Halil'in elinde. Halil'in innate olarak Storm Bolter'la crit'i var çünkü. Ve Halil bu Honor the Chapter ability'si yüzünden Halil genellikle geride kalacak. Onu biliyoruz yani. Fahri'de de Honor the Chapter vermek yanlış. Yani bence aslında en güzel build Justicar için Honor the Chapter Storm Bolter build'i. Açıkta böyle çıkıp milleti bufflayan bir Justicar güzel. Bu Oathkeeper da bence Halil'in elinde güzel ama müdahale Edeo'nun hediyesi ne olacak? Başlısı ne hediye eden de merak ettiğim bir şey var. Bu paralar ileride bir işe yarıyor mu? Gökhan belki biliyordur. Ya bilmiyorum. Bu bir çokiç yani abi. Bu parayı biriktirmek işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Mercy Boku diye bir çekiç geldi bize. Böyle harcıyorsun diyor. Artı bir stun veriyor diyor. Targeted push backwards from his current position. O iyi bir fikir mi ya? Onu açarsan veriyor zaten. Evet. Sonra knockback upgrade. Push backward. İki kere mi push ediyor anlamına? Ha yok, bir kere. Onu normalde yok. Onu açma imkanı var sadece. Burada bir ability high almıyorsun. High level item'ler üçer üçer harcıyor. This force strike. Almak zorunda değiliz her şeyi. Tabii tabii tabii, düşünüyorum. Artı adı bir... çok güzel ama ya. Mercy. Mercy boku evet. Artı bir stun vurma imkanı. Abi bu çok iyi bir silah değil. Artı bir stun vurabilme özelliği güzel. Çekicin. Başka ama nasıl... şeyden alıyorsun ya. Genelde Hammerhand'ı açtığında zaten %100 stun olmuyor muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben Hammerhand'ı da henüz dizgün kullanmış değilim. Ama o da Hammer, o da Hammer diyebiliriz. Bu ne? Bu bir artı bir ammo şey, cep şey. Bu güzel abi. Alalım bunu. Zararı yok. Değişiklik iyidir. Bunu alalım. Oathkeeper'a ne diyorsun? Güzel bir silah bu ama çok uzun vadeli bir plan bu. Yani daha ben mavi ya da kırmızı seed görmedim hiç. Ben de görmedim. Hep yeşil görüyorum. Yani bir tane alalım. Yeşil çok kritik gelmedi. Bence de. Vay anasını dedirtmedi. Yani güzel. Crit damage artı bir, crit damage artı bir. Armor break. Güzel, tatlı bir bolter yani. Atalım onu o zaman. Yani zararı yok. Dursun elinde. Atında kalacağına. Evet. Armorinde kalsın. Armorinde kalsın. Peki abi. Hadi aldım ya. Çarşıya pazara çıkmışken alalım. I am satisfied. Şu ekstra şarjörü unutmayalım. Level atlayan. Yo. Üf. Bir sürü level. İşte budur. Evet. 3 kişi level olduğuna göre abi. Bu level'ları nasıl tartışacağız? Verdiğimiz kararları 50 kere gözden geçireceğiz. Buraya yazılmış olan şeylerden vazgeçip sonra tekrar filan. O yüzden biz bir mola verelim. Ondan sonra bunu başına atıralım abi. Adamları göreve bakalım. Dövdük, biçtik. Gidebiliyor muyuz diğer göreve? Hemen bakalım. Kırmızı. Nope. Nasıl yapabiliriz? Arada bir şey yapsak, boost etsek, hohlasak filan. Bujim meme yapmıştır, orayı şey yapsak. Olmaz mı? Diyor ki oyun gemini hızlandır. Oyun geminin %20 hızlanmasını sağlayan bir upgrade var. Evet. Nerede o upgrade? Warp Drive. 24 gün. Şu anda var servitörüm. Ben bu arada servitörleri kazandık. Onları kullanalım. Adamların level'ını atlayacağız ama gemiye servitör bekliyorduk. 24 oldu. Biz augmentation chamber, onun içinde plazma reaktör upgrade diyorduk. Bunların ikisi evet, birden 36 gün sürecek. Tamam ama şu gemiyi hızlandırmazsak biz bir seferde bir mission yapa yapa bu işte başa çıkamayacağız diye de düşünebiliriz. Yep. Onun için ben önce bunun birinci level'ını da tamamlamıştım. Bence kaldı de. Ki arada bence de. Eksi %20 gibi böyle durumlar da gelebiliyor. %20 gelmişti. Yeni tamir ettik. Abi evet, bunu yapalım. Tek mission'la olmaz. Üçlü paketten ikisini yapmaya başlamamız lazım. Ya bu olsaydı bence yetişirdik. Bu, daha kritik. Bu olsaydı bu göreve evet, yetişirdik. Doğru. Bir günle kaçırdık. Peki. Bunu upgrade, sonra plasma reactor, augmentation ve meditation chamber zaten. Hep böyle işte. Hemen şunu yapalım hemen, bunu yapalım hemen derken o reaktör hiçbir zaman yapılmayacak. Maalesef.
Yapılmayacak. Bu da işin güzel yani, tarafı. Her şeye yetişemiyoruz. İşte evet. Grey Knight'da olsak limitlerimiz var. Grey Knight'da olsa insan insandır diyor. Barak'sa geldim 3 adamım level'dı. Alius yani Bor. İzin ver de biraz Grey Knight övelim yani. Şu öv oyunda. Abi öv. Öv işte. Ne güzel Knight'lar. Biz olmasak ben, neler yapacak ben ya? Olmasam. Alius Bors'un abi. Servoskal bölgesi sonra Biomancy. Evet, böyle bir genel şey kararı vardı. Servoskal bölgesine gelsin demişim. Zaten buradan şeyi de almışım. Activate to give the target. Bu nedir abi? Bu şey, hero box charge yaparsa action point diyor. Ali'nin willpower'ını harcayacak yer bulamıyoruz diyorduk. Ali insanlara willpower, 2 willpower da olsa bir action verebiliyor. 2 willpower çok. Doğru. 2 willpower çok. Yani iyileştirme ihtiyacı olmadığı için fark etmiyoruz bunu. Evet, ama Ali'nin böyle bir buff'ı da var aslında. Doğru, ama 2 willpower çok. Yine de Ali cebinde willpower'la bitiriyor bütün mission'ları. Hiç willpower harcamıyor. Gidip ona buna verse. Yani o adama vereceği bir action point'i kendisi Stormbolt'a harcayınca da oluyor. Çünkü biraz, bu biraz tuhaf. Evet, heal'la birlikte güçlü bu. Ne diyor? İt köpek evet, yani kesmeye o... benzemez demon kesmek. Ey Death Watch diye bağırıyor. Çok coşkulu şeyler oluyor. Chat'te. Ama Ali'nin insanlara action point verdiğini unutmayalım deyip hemen unutmaya geçiyorum. Ve Servo Skull'uma extra war gear slot. Bu çok önemli. Bunu bir alıyorum. Bence evet. Buradan da ikinci ability'mle bu ne? Abi yok zaten extra heal. Ona gerek yok abi bizde. Extra war gear slot. Ha pardon. Servo Skull'larına bir ama güzel. Servo Skull'la bir ammo da. Ne Servo Skull vereceğiz ki abi? Ne Skull'ımız var ki bizim? Uzaktan heal etmeni sağlayan. Tamam, başka? Bilmiyorum neyimiz var başka. Bence yok. Ama gemiyle aramız iyi. Servo Skull çeşitlemesi yapmanın bir yolu bulsak güzel olur. Şu Terminator zırhının altında ne veriyormuş? Halo görüyorum. Halo'ya benzer bir işaret. Blast ya, bir victory point'e. Boşver. Hobble atıyor. Abi Biomancy mi bu? Bütün spell'ler Biomancy. Şuralar Biomancy mi dedi? Warp Speed Biomancy. Bak bu adam willpower'ını buna harcayacak. Öyle tasarlandı bu adam. O yüzden iki tane willpower diye düşündük zaten. Bu adam büyü yapacak. Bayağı Wolf Priest olacak yani. Şey Biomancy mesela ne diyor? Knight'a diyor ki target a knight. Artı 2 crit damage. Melee ataklara move speed. Bir şeyler veriyor yani. Oo güzelmiş. Kritçi bir abiye bunu vereceğim. Crit dediğin daha çok vuracak. Abi işte müdahale Edeon'a verirsek move speed alıyor, crit alıyor Falcon'la mesela. Güzelmiş bu. Böylece buff'çı bir kişi oluyor. V-Power'ını verecek yeri de buluyorsun. Endurance Biomancy tarafına gidersek Target a Knight 25 Resistance daha uzun da söylüyor. Resistance arttırabiliyor. Böyle bir buff var. Cleric yapıyoruz işte herif. Wolf Priest yapıyoruz yani adamı. Bu agresif tarafı, warp speed tarafı, burası endurance tarafı, burası da biomancy, bu da dayak atma, iron arm tarafı. Genel, İkisi doğru. Genel özelliği bir kareden yapılıyor yalnız, fazladan stun ettiriyor, güzel. Ekstradan stun ettiriyor. %50 biomancy, %50 chance to regain artı bir action point, güzel. Bunların hepsi, bu da güzel abi, şu da geriye, bedavaya büyü falan yapıyor. Nereye yakışır? Iron Arm Ali'ye tabii yakışıyor. Yani isim kelime olarak Ali'ye yakışıyor. Endurance yani. O da şöyle. Şu yakışıyor. Arkada adam bırakmayan biri ya Ali. Tabii. Arkada adam bırakmıyor. Tabii ama bence Warp Speed'i biraz girelim. Warp Speed'e girelim. Artı bir. Ama şeyi alalım o. Extra War Gear slot. Bunu aldım. Yani. Bunu zaten aldım. Öteye devam edecek miyim? Servo Skull'larım için artı bir ammo. Bence değmez. Şu anda değmez. Yani kaç defa kullandın? Çok ilginç bir Servo Skull çeşidi bulmadığım sürece değmez. O yüzden burada duruyorum ve Biomancy'ye geçiyorum. Eğer Servo Skull'ım yetmiyor demeye başlarsan burada upgrade'i var. Süper. Ha bak bu önemli. Çok güzel. Biomancy'ye her... Bak çünkü evet. Bunlar abi within one range çalışıyorlar bu Biomancy'ler. Bu upgrade, Servo Skull upgrade'i Biomancy'yi range'siz yapmasını sağlıyor bak. Apothecarian Skull. Ben ekip... Tamam ama bence önce ability'yi alalım. Bir kere tabii.
şunu alalım ama Ali kimseye yapamıyor abi, bir karede olamıyor kimseye dediğimizde de gel bunu al, en range'den yapmasını sağlıyor. Milleti ellemeden büyü yapma upgrade'i bu işte becem, onu diyorum Apothecary'ın Skull. Şimdilik ya da ikisini de bir dahaki upgrade'e bırakalım, bir dahaki şeyine bırakalım herifin. Hem şey Apothecary Slow Skull, hem bunu alırız diyelim. Ali'ye uygun başka bir şey varsa tıklanabilecek. Heal anlamsız. Bu da mı Biomancy? Yok, Scoring Discipline. Emperor's Judgment. Target Blast. Yok be abi. Yok abi, tamam. Dediğin doğru bence. Tamam. Bir ekstra slotu alalım, bir de onu alalım. Devam edelim. Warp Speed Biomancy'yi alıyorum. Target an item one range to gain artı 2 crit damage. Yani müdahale ede ona elleyecek. Müdahale ediyorsun, elleyip gidecek. Şimdilik. Sonra yürü koçum diyecek. Yürü koçum diyecek. Kim tutar? Kim tutar seni, adlı speli Ali'yi alıyorum. Ama bu range bize yetmeyecek ve Ali'nin ilk level'ında Apothecary Skull'ını alacağız deyip adamı Titan'a geri yolluyorum. Loadout'una gir. Loadout'una gir. Servo Skull slot. Evet, tamam. Heh, şimdi ver oraya Servo Skull'unu. Target an item at range 10 to heal 5. Ayrıca Purify'da yapıyor. Tamam. Bunu ekleyip de. Tamam, güzel. Bunu al Ali'cim. O zaman belki de biz yapamıyoruz ama şeyden mi düşecek? Wargear reward olarak düşerse alalım Ali'ye. Wargear. Şey, Skull. Şimdi bu adam... Sırf oralardan çıkıyor. Servo Skull slot. Slot burada da Grenade'inde Grenade var. Bu demin attık ve hiçbir işe yaramadı abi bu. Ben orada o işi anlamadım. Orada çok farklı bilmem ne gibi şeyler oldu. Bir kere daha deneriz. Bir kere daha deneriz diyelim. Yani çok böyle amşam bir şeye benzemedi bence. Ali'de deneyelim diyebiliriz. Ali'de stun atmaca. Ali çünkü grenade'ini damage için atmasa da olur. İstediğimiz bölgeye stun atabiliyor diyebiliriz. Yani grenade'i ben genelde reposition kontrol için kullanıyorsun. Tabii tabii. Adamları cover'dan falan çıkarıyorum. Peki o Kaan'da bence mı şu anda? Bombaya. Evet evet. Bu Kaan'da mı? Yok değil. Kaan'da yani o herkes alabiliyor anladığım kadarıyla. Grenade tiplerini. Ha, herkese yani alabildiğimiz bir grenade türü bu. He, şimdi evet, şimdi aldım. Bir tane değil. 3 tane veriyormuş. Yani çok şey gelmedi bana. 3 tane iyi abi. 3 tane çoğu i̇yi adamı de, zaten hani, stun ediyor yani. Öteki de 4 damage vuruyor ve armor alıyor. Bilmem ne yapıyor. Hani stun'a karşı ben bunu tercih ediyorum. Evet. Bakalım. Bakalım. Çünkü şeyler var. Yani adamına bağlı olarak gelen adamlar araya sınırın daha büyük bombalar atabiliyor. Dedim ya benim bir tane bombacım var. 3 bomba atıyor ve radius'u diğerlerinden daha büyük. Abi Ali işte bombacı, biomancer, healer gibi bir adam. Bunlar var adamda. Bunların üstüne gideceğiz. Bombasını uzağa atma var. Şimdi biomancer'e girdi. Gerekirse bleed koyarım diyor. Gerekirse bleed'i storm bolt'ı koyuyor. Storm bolt'ı koyuyor. O değişebilir. Evet evet. Yani tamam, o çok, çok şey değil. Önemli değil. Utility'si fazla olan bir öyle şey. Willpower'ını harcayamıyor. Willpower'ını harcamak için adama heal dersek action point verebildiğimizi unutmayalım. Yani müdahale edeyonun yanına gelip al sana action point, al sana crit ve warp speed deyip gönderebilsin. Şu anda Ali bunu yani yapacak onu, yani. Galiba Skull'la uzaktan da yapabiliyoruz o işi. Hayır galiba. İşte neyi? Ha, healing'i 10 kareden yapabiliyoruz. Evet. Healing'i yapıyoruz ama biomancy'yi şu anda yapamıyoruz. Peki diğer adamım. Nerede Barax? Ali'nin level'ı tamam. Halilus Yolantus. Justicar'ımız. Halilus abi notlarıma bakıyorum. Halilus'un notları. Terminator Psycannon Sword demişiz. Terminator olmuşum. Psycannon nereden çıktı ya? Yani Gökhan'dan, ben Gökhan'dan bunları çıkmıştır. Alıyorum. Ben bunları alıyorum. Benim build'ımda böyle. Sonra da kılıç. Sword ne demek? Ha, elinde kılıç taşısın diyor galiba. Allah Allah. Bir daha bakıyorum. Terminator Psycannon Sword. Niye sword? Anlamadım. Bir çok şey yapamadım. Abi tamam, Psycannon'ı istiyorum diyorsanız alalım. Psycannon ne işe yarayacak ki abi? Area damage vurmasına mı yarayacak? Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kendi build'ımı. Mesela ben orada aşağıda şey görüyorum. Yani bir Wargear slot görüyorum. Neymiş o? Extra Wargear slot. Ne olacak ki buraya? Bomba mı alacak? Şeyler var abi. Çok güzel crit veren itemler var, damage veren itemler yok var. Yok ki bende öyle şeyler şu anda. Vardır abi. Bir armory'e. Vardır diyorsun. Bir dakika ne oluyor ya? Var. Dur bak şimdi. Wargear slotuna gir. Bunlar bunları... Ben mesela bu pol şey poldrunu bir tane sanıyordum. Öyle değil.
Yok değil, değil. O zaman tamam abi. O zaman o çok güçlü bir upgrade. Ben sanıyorum onlar birer Evet. tane benim elimde. Eyvallah. Hayır canım. Tamam. Bunu bulduğun yerde Yani aşağı bir ikinci cep o zaman çok değerli. Ben onlar düştükçe alacağız sanıyordum. Tamam ikinci cebi halli açıyorum. yok yani şimdi onu bunu verdin mi 23 hit point olacak şimdi o Poldron'un. Öyle düşün. Poldron ya da bir şey her neyse. Herkese Neyse ikinci cep yani. abi. İkinci cep çok değerli. Ayrıca say kenarına doğru gitmek lazım ama şu anda gidemeyeceğim. Ama şunun Mesela devamı orada bak. da Bunun dev... şeyi verebilirsin. Bu Ha herifin onu vermedik mi? şu var şu. Vermişsin Eagle Eye var bu adamda. Kendiliğinden galiba. range attack crit demiş. Crit chance. Bu da geliyor crit chance. Çok güzel gidiyor herif. Range attacklarına crit chance. Tamam, güzel. Yani itirazım yok. Ya da yukarıdaki ailesi baflayacak. Yok yok. Ben bu adamı Tamam. gerçekten Storm Bolter'la ateş eden, arkadan millete emir veren ve Storm Bolter atış yapan bir adam gibi görüyorum yani. Halil buna Tamam, sürekli itiraz güzel. ediyor. Nette ama o da hoşuma gidiyor. Yayına tersleniş, Herkes yayına tersleniş bazı önemli. noktalarda umduğunu değil bulduğunu. Abi evet adamın innate ability'si Eagle Eye geldi. Ben dedi ha tamam Storm Bolter değil de o zaman bunu Sayken'e yapalım. Yapalım. Ama Sayken'in eğriye attığı zaman crit vurabiliyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi Mösyö, ben yıllarca Melee oynadım, tank oynadım. Bana dediniz Gunner'sınız dediniz, Bunu... laf ettim mi? Tüfekçisiniz dediniz bana, laf Evet. ettim mi? Etmedim. Bak Sayken'in eğriye de şey vuramıyormuş abi. Nerede Halil? Psycannon'dan o yüzden ben tekrar bir daha düşüneceğim şimdi. Psycannon eğer eğriye damage vuramıyorsa buraya doğru gitmek daha doğru bu adama. Ben çünkü krite %20 artı %20 krit aldıktan sonra krit vuramayan adama düşünme al diyor. Gökhan çok gaz abi o. Adamın kafasında çok sabit bir şey var böyle. İleride bir Psycannon'lar çıkıyor diyor. O Gökhan'ın kafasında bu Terminator Saiken'in var. O şeyden kaynaklanıyor. Kaan sen onu anlıyorsundur. Modelleri öyle herifin, tamam mı? Evet, yani mükemmel, Adamın mükemmel, yaptığı güzel değil, modeller mükemmel. var böyle. Bende Terminator kurşun Saiken'in model model. var onun da. Kurşun Saiken'in de Greyknight Terminatör'üm var, öyle düşün. Var ama o başka diye bak şey yapmış orada. Tamam bakalım. Ben gerçi burası ne? Charge disiplin. Ha buraya buradan gidilmiyor zaten. Buradan yukarıya da gidilmiyor. Bu ne? When this nice ammo reaches 0, %50 reload. Güzelmiş. Ya o Saiken'e çok güzel. Hepsine güzel. Her türlü güzel. Saiken'e de güzel ama Saiken'in crit atamıyor. Eğriye atmak yerine direct damage vuran atan bir Saiken olabilir. Oluyor, onu da yapıyorsun. Yani Tabii her yani zaman ereğe atmadığın oluyor. şey demek istiyorum. Eğriyasını bufflayan Saiken'in yerine bu herife He, direct anladım. damage, yani eğriye ile ilgisi olmayan bir Saiken'in verilir. Oradan çalışabilir. Ama crit Pardon, atmaya bir kapı çaldı. bak Benim abi sen bakmam bak abi lazım sen buna, geliyorum. crit atmaya bu kadar teşne bir adamın crit atamayan silahla oynaması hoşuma gitmiyor. Anladım. Area'ya crit vurmuyor. O zaman single atan bir Saiken'in özel bir Saiken öyle bir Saiken'in düşer ki ne onun adı psychic area damage'ları bufflamaz da single target'ları bufflar bir şey olur. Öyle bir şey de çıkabilir. Ya, upgrade'lerim sürüyor. Grandmaster's response incoming 5 gün. Construction bilmem ne. Benim burada yapabileceğim bir şey kalmadı maalesef. Bu göreve ben bir günle büyük bir ihtimalle gerçekten %20 upgrade'im olsa giderdim. Yetişemiyorum. O yüzden ben yine Kandahar mıydı neydi buranın adı? Koramar. Buraya da yetişemiyorum değil mi? Zaten yetişemem. Evet. Yaptık o upgrade'i. Warp Drive'ı 24 gün. Bari bir dahaki cycle'a yetişsin yani. Bir görev ve bir göreve giderek biz böyle bu işi bu kadar ağırdan alarak olmaz. Koramar. Travel to Koramar abi. Travel. Halı kilim travel diye gidiyorum. Tamam hiçbir şey eriyeye crit atmıyor. Tahmin ediyorum. Ama adamın crit ability'si var abi. Çok, bir de şimdi bir tane daha aldı. Adam crit'i iyi yapan bir adam. Onu kullanmaya çalışıyorum. Zuk geldik. Research the seed. Grandmaster report. Evet. Pardon geldim. Geldin. Tamam abi ben ortaya dönüyordum tekrar. Hiçbir göreve gidemediğim için Grandmaster'la konuşma zamanı geldi. Evet, galaktik pandemik falan değil bu abartıyorsun diyor. Sözümü kesme de dedi ona. O gemi çok güzel. Ben çok sevdim. Hepimiz bu kafadayız. Bu Inquisitor'u tekmeleyip gemiden niye atmıyoruz biz?
Might I then? No. Bak sesini, lafını da. Oo. Abi. Bak research yapmıyor. Research yapmadığı için Grandmaster'ı ikna edemiyor. Sonra Grandmaster'a küsüp research'ı yapmıyorum ben de o zaman diyor. Grandmaster'ı delirtiyor. Aynen öyle. Hiçbirimiz değiliz. Chamber Militant for 10,000 years. Bizim Grandmaster'ımız, sen böyle biliyor muydun, bu böyle bir karakter var mı sayeden Fluff'ta, bu oyunda mı geldi ha? Yani ben bir tane isim biliyorum, o da Kaldurur diye Ro. Onun dışındaki ismini bilmediğim için var mı bilmiyorum. Bu Grandmaster Engizisyon'a kıl oluyor. Ben de yani, bu Engizisyon... Doğru yapıyor. Abi Grandmaster o. Ne yapsa doğru yapıyor tabi. Commander, what would you have to us to do diyor. We will do our duty. Bypass Kai to seek my... Kai kim? Grandmaster mi Kai? Tövbe estağfurullah. Bypass Kai falan. Ne diyor abi bu? Sign an apothecary to prepare a report. Apothecary will be unavailable for some time. Ali'yi verelim. Neye veriyoruz ya? Yani burada istiyorsan hani... Seed yolluyorum. Yeterince seedimiz var elimizde. Ya ben şey merak ettim. Ali'yi verelim ya. Ali bu işin biraz derinliklerine girsin. Ne raporu istiyor? Gerçekten şu seed'i inceleyip Grandmaster'a durum budur diye bir rapor hazırlayacak galiba, değil mi Ali? Herhalde. Bilmiyorum. Ben öyle anladım. Bence Ali'ye verelim bu işi. Çünkü ben bu kıza güvenmiyorum abi. Şu seed meet meselelerini Alius Bors incelese ben daha çok hoşlanacağım. Ne dersin? Hiç itirazım yok. Tamam. Ali, abi al şu kızı. Kalk kızım. Kalk, kalk bilgisayarın başından. Bilgisayar değil. Neo Sacred, Neo Rahle of Praying. Kalk oradan. Ali otur oraya. Bir sürü Ali yok. Herifi level'ladık ve bıraktık. Ben kendim hallederim filan falan. Ali'cim. Tamam. Ben az önce kızın başını Ali'ye assign ettim mi abi? Kaan'cım. Evet. Tamam. Artık güveniyorum orada olanlara. Karanlık yerlerde bu Engizitor kız ne çeviriyor diyor. Ali hallediyor. Ben güvendim. Şimdi abi. Knight Requisition, Range Requisition, Rank 1. Armor vermek isterim. Bence must. Sen ama gördüğün her shield'a tıklıyorsun zaten. Yani o demin bunu açıkça söyledin ya, abilities tree'yi açıyorsun, shield'lara tıklıyorum diyorsun yani. Ama çok güzeller. Ha ben hiç, eyvallah almadım. Önce damage ve ilginç şeyler yüzünden de war gear dedim. Hala şöyle onları düşünüyorum. Onlara bir itirazım yok. Armor. Zaten dördüncüyü alabileceğim bir noktadayız şu an. War gear'e yine tıklamak istiyorum. İyi war gear'lar düştü mü? War gear düştü mü? Bari ikinci renkten düşsün. Düşsün. Armor öyle. Armor görmek istiyorum. Biraz. Bir de bir tane daha. Onu da melee weapon yapalım herhalde. Yok abi. Dört tane ve seçebileceksin şu an bak. Nereden çıktı? Dört. Çizişinim var. Her biri iki istiyor. Sende dokuz var. Tamam. O zaman armor bir. Yaşa şimdi be. Bunu diyordum. Tamam. Çok güzel oldu. Must derken armor'ı alalım. Diğerini almayalım. Tamam. Adam almayı. Adam almayı almıyorum canım. Bir de Ali'yi de bıraktım. İyice adamım yok. Şu anda deminki takımda 6 kişiden 4'ü gitmişti. Bir kişi kaldı. Elimizde bir yedekle oynuyoruz. Sinon ne zamandır göreve deploy olmadı. Bu tamam böyle abi. I am satisfied. Ne yaptığımızı şey biliyoruz. Yapabilirsin bu arada. Ne yani abi? Söyledim. Hala baraksı 2 slotum var. Gerekirse adam alabiliyorsun. Gerekmiyor ki. Yani şu anda adam ihtiyacını hissetmedim. Neden gerekeceğini tahayyül edemiyorum. Adamları böyle questlere yollamaya başlarsak gerekebilir bu arada. Ali'yi kaç günlüğüne yasayn ettik? 45 gün. 45 gün iyiymiş. İşte bu missionları yapabilmek için adam gerekebilir gerçekten. Yani bu flotun adam istiyorum dediği zaman takılıp kalabiliriz. Ve Ali'yi istemesi de hoş değil. Tek apotekarı mı istiyor? Justicar'lardan birini yollasam daha iyiydi yani. Ama onlar boş bakardı büyük bir ihtimalle. Yani o ne yapacak? Biyoloji diye bakardı yani. Böyle yani. Travel. Gel bakalım. Geldim. Önümüzdeki ilk iş Warp Drive'ın upgrade'i. Sonra Research geliyor. Bir yapacak bir şey yok. Advanced Time. Görev geçti. Boşa zaman geçirmek en güzeli ya. 101. gün. Hiçbir şey olmuyor kan bu oyunda.
Yani. Oldu. 3 tane mission. Yine 3'üne gidemeyeceğiz. Bundan sonraki cycle'a yetişebileceğiz. Dur. Peki. Nerede çıktığına bağlı olarak gidebiliyoruz. Ha, gideriz bu sefer. Şuna yetişemeyiz ama. Evet. Ona requisition. Ikisine... Requisition bonus. Granite'de 4 kişi öldür. Buna gitmek yerine buradan servitor bonuslu hem de ranged weapon'lı adam öldür. Ol. Güzel. Bilmediğimiz düşman çıkacak. Yeni düşman çıkacak buradan. Bir şey olmaz ya. Tamam. Bir şey olmaz tabii de. Buraya gidip geriye kalan 15 günün 5'ini buraya verecek. Oradan da buraya 9 filan galiba. 14, 7, 8 gün filan. 8 yılı. Galiba yetişebiliriz. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Evet. Buradan başlasam. Onunla başlayıp. Evet. Buradan başlasam daha kolay. Buraya travel edip bu travelden yukarıya. Doğru. Rocky Borboa. Neydi? Ne diyordun abi? Acaba bir tane neydi o zımbırtı bufflayan süreyi veren? Prognostikar mı? Ben ondan yapamıyoruz daha ama. Yapamıyoruz. Bunu yapsak burayı uzatabilirdik. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. Ötekinden başlayıp buradan başlayalım. Doğu eyaletleri bizim için biraz şey ya. Oralar biraz serhat yani, konu dışı. Ben buradan başlayacağım abi. Ateş etmeye gidiyoruz. Bu arada neler veriyormuş? Halbert veriyor. Bir tane Power Armor veriyor. Bir tane Silencer tier veriyor. Tier 1 Silencer güzel. Power Armor güzel. Granite güzel. O zaman Silencer veriyorsa bu mission'a Overkill Sinon'u götürmek lazım ki o Silencer'cı ya. Silencer'ını hak etsin gelip. Travel. Bıkı. Zoom. Şöyle yanlamasına geldik. İçeriye yanlamasına girdik geldik. 8 kişi zaten tamam. Sinon'u getirmek için de hem Sinon hem Kaan'la gelelim. Yanlarına da Ali'yi de veremediğimize göre çok daha defansif şey oynayalım mesela. Kaan, Sinon, Ultra Darius, Halilus diye oynayalım. 2 Terminator, 2 tane de Purgator diye oynayalım. Mükemmel. Tamam. Start misyon. Evet abi, herkesi ateş ederek öldüreceğim. Buna göre bir takım kuruyorum. Ya aşk olsun. Ben aksiyona sokarım, merak etme. Ne oldu? Sıkıntıdan ölelim diyor. Hayda. Apotekarı yok. On mission. Kaanius Palamides promotion available diyor. Oğlum Kaan'ın karakteri level atlamamışız. Buraya Sinon müdahale ediyor onu. Almıyoruz mu? Yoksa ya her... şöyle yap. Select Knight'e gelsene. XP durumuna bakalım bir. Tamam. Müdahale Edeon'un Swept Knight. Swept Knight diyeceğim. Şöyle ya. Görelim. Tamam. 271 Halil. 166 şey. Halil atladı değil mi level? Evet. Halil'in atladı. Level atlamasına var daha. O zaman Halil'le Ultra Darius'u swap edelim ve Gökhan'ın isteğini de yerine getirip Müdahale Edeon'u da alalım. Tamam. Olur. Güzel. Yani level atlaman için bu daha mantıklı. Halil yerine Ultra Darius alalım. Swap. Tamam. 3 Power Armor, 1 Terminator Armor. Gayet güzel. Böyle alalım. 1 Terminator'ımız var. 2 tane Shooter'ımız var. Kaanius'un level'ını atlamayı unutmamız çok güzel olmuş. Kaanius'un level'ına geldim. Olur öyle. Olur öyle şeyler. Kaanius'un level notlarında abi. Ranged üzerinden Psychic Onslaught sonra Kill Zone. Psychic'in kullanacak demişim. Ranged Discipline bu nerenin adı? Sol altta. Bu herhalde. Ranged Weapon Discipline bu. Range üzerinden Psychic Onslaught'a gitsin. Buraya gitsin. Sonra Kill Zone diyor. Kill Zone ne acaba? Şu mu? Yok. Onu sağ Kill bak. Zone Discipline burası. Verdiğim... Tamam. Kill Zone Discipline burasıymış. Şimdi buraya gelsin demişim bu adam. Psychic Onslaught'a. Bunu açtığında Ranged Attack zaten var. Psychic Onslaught Discipline'in adı mı şimdi? Evet. Yaptığımız ability var ya araya efekt buran. Tamam. Psychic Onslaught ile ilgili bir disiplini var. Ne diyor? Augments nice range attack with the Psychic for 2. Ne demek yani? 2 willpower daha harcayarak. Hayır. Zaten onu bunu yapman için willpower harcıyor ya. Normalde 2 mi harcıyor? Evet. Oo, çok pahalıymış. Tamam. Tabii. Şu anda Psychic Onslaught'a 1 demiş. Daha 1 demiş. Daha 1 demiş. Daha. Ha, bir de area diyor en sonunda. Tamam. Ben Psychic Onslaught'un zaten 2 harcadığının farkında değildim.
Yok. Pahalıymış. Harcıyor, pahalıymış. Bir alıyor. Adam öncülüsü bir puan geri alıyor. Bunu da almak gerekebilir Kaan Yusuf, o yüzden. Yani şuraya giderken şimdi, tamam bu alınacak ama belki bunu da almak lazım. Orada yani o kadar gereksinebilir ya. %50 yıl. Evet, zaten ben bu psychic onslaught disiplini alsın demişim. Bu ne? Hepsini alsın abi. Damage area reload. Yani daha ne istiyoruz? Şey bile şu an hani ekstra bir power vereceğine damage'i ve AOE'yi. Yok yok, bir will power falan vermeyeceğim. Burayı bitirdikten sonra buraya gitsin tamam denmiş. Oraya gider ama arada bir yerde bunu bak, tıklamak şimdi iyi olur diyorum. Öyle de o gitmek istediğin yerde benim söylediğim ability. Sanctified Kill Zone. Senin, benim söylediğim ability ne demek anlamı? Hangi ability abi? Bu o alana bir bomba gibi atıyorsun bunu. Tamam. Ve o alandaki bütün adamları vulnerable hale getiriyor. Çok güzel. Sonra da oraya Psycannon'la atış ediyor. Vulnerable sadece kendi için değil. Tamam. Herkes için. Artı 2 damage. Ve oradaki adamlar artı 2 damage yiyor. Yani karşında çünkü bir yerden sonra 3 armor'lı, 5 armor'lı adamlar bence gelmeye bu başlıyor. Çok güzel. Bu build gayet güzel bir build olmuş bu herifin build'i. Yani söylenen, yazılan build çok tatlı. Psychic Onslaught'u yapsın ve buraya gitsin. Hatta şu anda bir Psychic Onslaught, bir Sanctified Killzone diye başlayalım mı diyorsun sen? Yok, ben hatta direkt önce onu al, ondan sonra diğerlerine git. Yani damage'i, bak şu soldakini verirsen kendi damage'ini bir arttıracak. Sağdakini yaparsan bütün grubun damage'ini iki arttıracak. Daha efficient olan bence bunu önce almak. Bunun diğerleri ne yapıyor? Bir turn daha diyor, artı bir damage daha. Ha, önce artı iki damage de açılıyor. Yok. Diğerlerine bakmıyorum ben. Buraya kadarını baksam bile bence... Vulnerable ne demek bu... abi? Vulnerable ne demek? Nerede yazıyor? İşte, yazıyor bak altta. Affected target tamam, artı tamam. 2 damage alıyor. İlk tıkladığımızda bu area'ya artı 2 damage diyor. Sonra bu bir round daha çok iyiymiş. Çok iyiymiş bir bu round daha. Bu şöyle çalışıyor. Kendi kendine de çalışıyor. Önce gidiyor. Bunu atıyor. Vulnerable hale getiriyor. Vulnerable hale gelen yere kendi... Psycannon atışını yapıyor. Zaten otomatikman kendine de artı 2 damage vermiş oluyor. Artı oraya ateş eden herkese de artı 2 veriyor. Anladım anladım. Yani o... Sonra bir round daha dayanıyor. Sonra da armor break ile attırıyor. Yok, o sonraki roundda kalmıyorlar. Ha, eyvallah tamam. Artı 2 damage ile başlayalım. Ondan sonra buraya gidelim diyor. O zaman şu anda ben şu ikisini al diyorsun. Evet. Böyle çünkü git. Sol atışı sadece kendine etki ederken bu herkese etki ediyor. Tamam. Buradan tekrar orada yazını değiştirmiyorum. Buradan itibaren önce Psychic Onslaught'u bitir. Notu kalıyor. Buradan Psychic Onslaught'a döneceğim. Doğru. Yani bu hele ki Sinan'a falan mükemmel çalışır. Yani iki tane adamla Ranger'a. İkisini tatlı birden şimdi götüreceğiz zaten. Bu confirm promotion. Tamam, o zaman Kaan bir düşmana da yakın geliyor. Burası diyor. Kendi atıyor, millet atıyor falan, bitiyor. Bitiyor her şey. Tamam. Bombasını değiştirelim bir de. Bombasını neden değiştiriyoruz? Ne bomba vardı? Beğenmedik ya. Ha bu, evet doğru. Onu işte bir ara denemek gerekiyor ama stun çalışmadı demin. Şey olabilir mesela, area'yı bir turn'dan uzun süre attığı zaman stun ederek, ama zaten büyük ihtimal ölürler ya. Palamidis... Kendi attığı debuff'la bombanın damage'ini de arttırıyor. Evet, ha doğru. Palamidis bence güzel gidiyor. Tuyul'un, Sinon Tuyul'un tree'sine ve ability'lerine nasıl bir adam olduğunu hatırlamak için. Çünkü deminden beri diğer karakterleri oynuyoruz. Silencer Fire Support karakteriymiş bu. Fire Support dediği buydu galiba, değil mi? Ha pardon. Bu Silencer disiplin, bir de Fire Support disiplin var bir yerde. Neresi Fire Support? Sen biliyor musun Fire Support disiplin? Yok, bilmiyorum. Silencer disiplin burası. Tamam. Fire Support. Allah Allah. Ne demek istedim acaba? Aşağıdaki olabilir. Bir dakika, bir dakika. Astral Aim'den Silencer. Astral Aim bu herhalde. Buradan Silencer. Ne diyorum acaba ya? Abi Astral Aim'den Silencer yazıyor. Tamam, en alttaki ne? Bunun bir altındaki ne? Mental Focus. Crits a target with a range attack. They have a %50 chance to gain artı bir action point. Güzel. Astralin'den çok ammo isteyecek. %50 reload'a gitmek isteyebilir diyor. Bunu söylüyor.
O yüzden astral eğime geliyoruz. Burası ne peki? Nasıl bir adam bu? Silencer disiplin. Ignore cover. Güzel. Artı 2 crit damage, artı 4 range. Ha, bu herif harbiden uzaktan. Bir de galiba bir yerlerde support fire. Ha, ha buymuş support fire. Ha tamam. Abi bir, bu herifin range'inde birine bizden biri ateş ederse Sinon da ateş ediyor. Overkill derken. Bu herifin range'i de artı 4 alırsa bu silencer disiplinden. Gayet geniş bir alanda biz kime ateş edersek oraya Sinon da ateş ediyor. Süper. Çok güzel bir karakter. Bu yüzden ammo lazım. Zaten yazmışız. Ammo lazım demişiz. Ama buralarda var. Return fire bana ateş edene de ateş ediyorum. Delirmiş artık yani. Devamlı ateş ediyor bu adam. Ben çok güzel bir overkill karakteri olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi bu build'e en o zaman şöyle demişiz. Silencer fire support. Tamam, söylediğimiz şey bu. Buraya gitsin demişiz ama buradan şunu almışım. Precision targeting. Crit atarsam destroy one of the target's body parts. Bunu almışım ben. Demek ki buradan önce şuraya mı gitmeye çalışıyorum? Acaba artı bir crit damage. Ben de hatırlamıyorum. Artı iki crit damage. Bu çok acayip damage'lar vuracak. Gerçekten damage vurma adamı bu. Kaanius güzel olmuş tipler. Kaanius böyle area control. Alan belirliyor. O alana patlama falan atıyor. Bu herif böyle hayvan gibi direct damage vuran bir adam. Overkill derken. Birbirini tamamlıyorlar. Evet yani. Evet. Farklı farklı iki karakter olmuş. Hoş olmuş. Şimdi bu herifi bu tür oynamaya en kolay nasıl götürürüz diye düşünelim. Burada şunun devamı var. Abi bak. Level atlayınca bakarız istersen. Aa, pardon pardon. Fazla. Ben level atlayacağız sandım. Doğru söylüyorsun. Şu anda elimde ne var abi? Armor Pierce var. Armor dinlemem. Ayrıca çok uzaktan crit atarsam bir yerini parçalarım var. Yani bu herifin elindeki normalde bu silahın range'i ne? Bu herifin silahının range'i ne Silencer'ın? 14. Tamam. Aynı range'den. Ha bu arada tabii elindeki Silencer'ı görelim. Neymiş onu da görelim. Şunu almış. Darix Precision. Disrupt ediyor. Disrupt ne demek? Şey yapıyor. Oto yapmalarını engelliyor. Ha, tamam. Şey, bunu atıyor. Şeyleri... Ayrıca area olarak bir flamer gibi bir kullanımı var. Bir de iyi crit atıyor. Bunu seçmişiz adama. Tamam. Ya zaten tamam. Disrupt'ı bütün silencer'lar yapıyor. Ha, crit peki, damage, yürütüm. Crit chance. Ha bu yeni gelmiş belki. Bunu almışız. 12'ye düşüyor range'i ama şeyi artıyor abi. Bir kere ammunition artıyor. Bu adam da önemli olacaktır. Artı bir ammo diye upgrade'i de var. Daha da ammo. Güzel. Scatter shot daha geniş atlıyor. Ben bu upgrade'i beğendim. Ya yani bu silahı bu herife beğendim. Biraz daha kısa mesafe. 12'de 14-12 düşüyor ama 12 range'de olur. Bizden çok uzak durmazsa bu adam 5 değil 6'ya çıkartılabiliyor. Bu adamın bizim ateş ettiğimiz herkese ateş edeceği için bir noktada mermiye ihtiyacı olacak. Olacağı için. Ben şimdilik Steel of Storms'u aldım bu adama. Research required upgrade etmek için. Tamam. Peki. Bunda bir şey var. Servo var. Yedek var mı? Ne servo var? Heal. Yok heal be mi? Abi. Yok be abi. Equipment'tan ne alabiliyor? Bu nedir? Willpower. Ha. Bu herife lazım değil ama. Ammunition var abi. Ammunition var. Halile malile şu willpower gerekebilir ha. Sinon'a tabii ammunition canım. O basılı tutma adamı bu. Ama willpower Halil'e vermeyi düşünebiliriz. Halil'e diyorum. Ultradarius'a ya da yani hangisiyse. Yalnız bütün bombaları da bıraktık. Ali de yok. İki bombayla gidelim biz böyle. Bu herif de çünkü bomba taşımıyor. Ya verebilirsin de ona bomba. Hani 5 point. Az değil 5 point. Daha o kadar damage yemedik. Ama 2 damage yedi şimdi. Evet. Biz zaten damage yemiyoruz ki abi. Ya, damage yememek için oynuyoruz daha doğrusu. Damage yemiyoruz biz. Bu sefer bu herifi bufflayabiliyor muyuz? Belki stratejimiz de çalışır. Onu da unutmayalım. Tamam. Şeye de bakalım. Ultradarius. Power armor'ımız vardı. Var mıydı hiç? Yok daha ilk defa alacağız değil mi power armor? Power armor düşecek. Armor yok. Şimdi açıldı. Tamam. Armor düşmeyi yeni evet. Açtık abi. Karakterleri tanımaya başladık zaten. Kaanius'u tanıdık. Kaanius bu level'ında ne kazandı? Demin oynadık ama. Vulnerable veriyor. Vulnerable. Ama o kazandı. Ability aldı.
Ha buraya gittik. Yok, değil mi? Bir tamam. Power tamam. Vandal. Killzone açmayı kazandı Kaan. Ultra Darius en son level en son yapladığından beri cep kazandı. Ultra Darius'un cepleri nasıl şu anda? Yapalım. Bir tane boş ekipmanı var. Hah, ver bunu. Güzel. Buna zırh ver işte. Ha bunu ver bunu. Sacred Incense'i ver. Bu herif her tarafa Honor the Chapter atan değil mi? Tamam. Evet. Aynen öyle. Honor the Chapter için Sacred Incense. Öbürü ne? Şeydi bomba verecektin. Umut'a. Bak dördüncü görünmüyor mu? Görünmüyor. Eh be adamlar. Görünmüyor. Yani sanki başkası mod yazdı diye. Kendi yazdığınız oyun be. Abi ne saçma. Tüy size. Peki ne dedin abi? Bomba verecektin Umut'a. Müdahale ediyor. Müdahale ediyor ona bomba. Abi orada dördüncü görünmüyor ne demek? Ayıp ayıp diye bir şey var ya. Zırh yerine bomba. Fahriye ne verdik? Will power verdik. Will power ve bomba verdik. Tamam. Sinon'a bomba güzel. Bomba güzel. Sinon'a ammo verdik. Kaan Yusa da bomba verdik. Bir de killzone açıyor. Sinon'un elinde biraz daha kısa menzilli ama buna karşılık çok mermi alan silencer var. Bu şekilde çıkıyorum Kaan göreve.